Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yüzümü göstermesem de olur. Bugün sizlere trend yola ürün nasıl yüklenir ve fotoğraflarını nasıl çekebiliriz, güzel fotoğraflar nasıl çekebiliriz hakkında birkaç tüyo vereceğim, birkaç bilgi vereceğim. Kendi yaptığım tasarımını, kendi yaptığım şeyleri söyleyeceğim. Küçük esnafım dükkanımdayım. Öyle çok büyük bir alanım yok. Zaten dükkanım ortalama 12-13 metrekare bir alan. Ve ben bu aksesuarları, bilekliği, tespihi ya da diğer malzemeleri nasıl fotoğraflarını çekebilirim diye düşünüyordum. E buna da şöyle bir karar aldım. Mesela bir tane aşağıda bizim pikeç tarzı bir şey vardı. Oradan böyle kadife tarzı bir bez parçası aldım ve bunu masama yaydım. Bir tane küçük telefon koyma aparatım var. Bir tane de tripodum var. Böyle yuvarlak ışıklı hatta bunu TikTok ışığı falan diyorlar. Bunları internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Mesela gidip fotoğraf stüdyosu falan aldığınızda en azından böyle sabit tek fotoğraf çektiğinizde zorlanma şansınız olabiliyor. Işık ayarlama şansınız olabiliyor. Burada net bir şekilde çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şu arka tarafı İstediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bu ürünün fotoğrafını çekeceğim zamanlarda bir tane de eldiven almıştım. Kendime bu artık kırlant eldiveni, bir şey eldiveni diyorlar ya da siyah doktor eldivenleri var. O tarzlarda da kullanabilirsiniz. Bunu böyle elime geçirdiğimde, telefonu da buraya koyduğumda çok rahat bir şekilde ışığın tam böyle üstünde çok güzel fotoğraflar çıkartabiliyorum. Hatta fotoğrafları da hemen yan tarafa bırakacağım. Fotoğrafları da yan tarafa bırakacağım. Yani bu fotoğrafları çekiyorum ve çok güzel oluyor. Trend yolu da ön sıralara çıkıyorum. Gerçekten güzel ürünler çıkarmış oluyorum. Şimdi bu göstereceğim şekilde mesela şöyle düşünün. Burada başka ne çekebilirim mesela? Ee, Kalem mesela kalemi çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz şarj aleti mesela çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz küçük eşya tarzlarını burada çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz diyeyim size şimdi ise sırada bu elbiseleri falan nasıl çekebiliriz şapka bere elbise bunları nasıl çekebiliriz çok rahat bir şekilde profesyonel olarak bunları size göstereceğim hadi onlara geçelim evet burada şimdi şu da kargolarım var zaten ben burada şu panonu çıkartıyorum. Burada küçük bir vidam var. Arka zemini bir fotoğraf uygulamasından çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorum. Buraya elbiseleri askıya takarak buradan asıyorum ve fotoğrafları sırayla çekiyorum. Çektikçe değiştiriyorum, ölçülerini alıyorum. Arka tarafı çok rahat bir şekilde uygulamayla kapatabiliyorum. Uygulamayı zaten mesleten çoğu kardeşime ya da arkadaşlarıma veriyorum. Hiçbir şekilde sponsorluk ya da farklı bir şey yok. Oradan sizlere rahat bir şekilde yardımcı olabiliyorum. Fotoğraf çekmek aslında işin en basit yöntemi ya da aldığınız firmalarda zaten çok rahat bir şekilde fotoğraflarını da isteyebiliyorsunuz. Şimdi o zaman trend yoldan ürün nasıl eklenir e ona geçme zamanı. Haydi geçelim. Trend yol panelime girdim şu an sizle beraber. Yeniden panelimi açtım. Trend yol paneline ilk kez girecek arkadaşlar ya da yeni girmiş arkadaşların dikkat etmesi gereken şeyleri göstereceğim. Ondan sonra ürün nasıl yüklenir onu göstereceğim sizlere. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi puanınız. 9.3 benim onu üzerinden olan puanım. Bu puanım zamanında 7.6'ya kadar düşmüştü. O yüzden puan çok önemli bir şey. Hemen o puanın üzerine tıklıyoruz. Üstün başarı harika gidiyorsun. 9.3. Bu her hafta değişen bir puanlama sistemi. Buradan aşağıya indiğimiz zamanlarda performansı görebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Satıcı değerlendirmeleri artı 0.21 değişmiş geçen haftaya göre. Bunları devamlı bakmamız lazım ki ona göre puanımızı yükseltebilmemiz için bunları biraz daha özen göstermemiz lazım. Ben müşterilerime hediye gönderiyorum. Biraz da aldığı ürünlerin arasında hediye gönderiyorum. O hediyelerin yanında yani müşterilerimiz de çok güzel puan veriyor burada. Artı 0.2160 10 üzerinden 9.69 olmuş. Ürün değerlendirmeleri yine aynı şekilde. Satıcı değerlendirmeleri var bir de ürün değerlendirmeleri var. Müşterilerimiz iki defa değerlendirme yapıyor. Ben yine hediye gönderdiğim için müşterilerim genellikle ürün değerlendirmelerini çok güzel yapıyor. O yüzden o da 10 üzerinden 9.49 olmuş. Bu mağazanızda da gözüktüğü için müşteriler ne kadar puan verirse o kadar satışınız artıyor diyebilirim sizlere. Bu benim kendi düşüncem. Tabii ki değişebilir. Müşteri şikayet oranım 10 üzerinden 9. Bu hafta değişen 0. Yani bu hafta müşteriler şikayet almamışız. Soru cevaplama süresi saat olarak baktığımızda 10 üzerinden 9.77. Bu hafta bir tık geç cevap vermişiz. Çünkü kampanya dönemindeydik. Soru soran arkadaşlarımıza geç cevap verebiliyorduk. O yüzden 0.-0.11 olmuş. İade dönüş oranı, ben iadeleri genellikle hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Çünkü müşteri tekrardan benim mağazamdan rahat bir şekilde alışveriş yapsın, güvensin diye. 10 üzerinden 10, yani değişimde 0. Tedarik edememe eksik, kusurlu, yanlış ürün iade oranı demiş. Artı 0.25. Bunda biraz da müşterilerimizin suçu biraz da bizim suçumuz var. Yanında hediye göndererek ufak tefek notlarla da müşterilerimi ikna etmeye çalışıyorum. Eğer hoşlanmadıkları ya da bir şey olduğunda eksik ürün yanlış ürün yani kusurlu ürün diye iade yapmamalarını rica ediyorum. Burada bu videoyu izleyenler de Trendyol'dan alışveriş yapıyorlarsa hoşuna gitmediği bir ürün varsa eksik kusurlu ya da yanlış ürün yapıp mağazayı kötülemeyelim lütfen diyorum sizlere. Kargo teslim süresi saat olarak baktığımızda 10 üzerinden 9.98 gün içerisinde artık 4-5 defa dahi kargoya çıkıyoruz biz. Çünkü ürünler biraz daha hızlı yetişsin puanımız artsın diye kargoya zamanında teslim oranı 10 üzerinden 10. İhtifatlı iade oranı ondan da hiç iade almadığımız için 10 üzerinden 10. Buradan çıkıyoruz. Sonraki önemli şeyimiz mağazada bizi gösterecek şeyimiz takipçimiz. Mağazaya baktığımızda genellikle takipçi oranı yüksek olan arkadaşlar biraz daha kazanıyor, ön sıralara çıkıyor. Takipçinin üzerine tıkladığımızda benim 1665 takipçim varmış. Burada kupon oluşturmamız gerekiyor. Kuponumuzla ne alaka derseniz mesela 100 TL alışveriş yapan müşterimize eğer mağazamızı takip ederse 10 TL'lik indirim çeki vermemiz gerekiyor. İnanın zaten koyduğumuz karlarda 10 TL bizi fazla sarsmayacağını umuyorum. Hemen yan taraftan hedef kitleyi oluşturuyoruz. Mesela mağaza takipçilerine özel. Mağaza takipçilerime özel 75 TL'lik alışveriş yapana 10 TL indirim vermişim zamanında. Üzerinde de verdiğim zaman yazıyor. Takipçi kazan diye girdiğimizde yeni kupon oluşturup rahat bir şekilde kupon oluşturabiliriz. Şu an benim devam eden bir kuponum var. 309 tane kazanılan kupon var ve kullanılan sadece 7 tane. Ben bunu 1500 taneye kadar çıkarmışım. 1500 kişi mağazamı takip ettiğinde 10 liralık, 20 liralık, 250 liralık alışveriş yapana 20 liralık bir kupon hediye etmişim. Çünkü kampanya döneminde olduğumuz için ürünlerimiz de biraz pahalı olduğu için o yüzden ben böyle bir şey yaptım. Sadece 7 kişi kullanmış. 7 çarpı 20-140 liralık bir ...kaybımız olmuş ama bu da müthiş bir reklam olmuş diyebilirim. Sizlere de bunu yapmanızı öneriyorum mağaza satışınız artsın diye. Bekleyen siparişlerim 16 adet diyor. 16 adet hemen siparişlerime gidip sizlere bir şey göstermek istiyorum. Burada yeni gelen siparişlerimiz var. Ben kargosunu hazırladığım siparişleri işleme alınanlara atıyorum. İşleme atılanlar tüm siparişlerim 831 bu devamlı bazı sıralarda yenileniyor. Burada da gördüğünüz üzere fotoğraflar gerçekten çok önemli... Fotoğraflara baktığınızda fotoğrafların biraz daha profesyonel olması gerekiyor. Hemen şuradaki bir tespih fotoğrafıma daha demin size fotoğraf çekimini anlattığım şeye girmek istiyorum. Buraya baktığınızda fotoğraflar gerçekten profesyonel ve güzel bir şekilde çekilmiş olan fotoğraflardır. O yüzden sizleri de istiyorum. Hemen ürünü Trendyol mağazamda gör diyelim. Şöyle mağazaya geçelim. Bu benim Trendyol mağazam. Hemen buradan girelim. Size anlatmak istediğim şey yukarıdaki şu kısımdaki takipçi. Takipçiye baktığımızda güzel. Puanımız şu yukarıdaki puanımız. Hemen satıcı profiline girdiğimizde 2 yıllık bir mağazamı İstanbul'dan gönderiyorum. Kurumsal faturaya uygunum. Ortalama kargo süresi çok önemli dediğim gibi 14 saat. Soru cevap süresi 45 ile 60 dakika arası. Puanlama 5 üzerinden 4.5 ve puanlar gerçekten çok güzel puanlar almışız. Hemen yan tarafta da satıcı değerlendirmeleri var. Burada bir tane bir yıldız vermiş. Ürün bir haftadır Adana'dan çıkamadı. Asla memnun kalmadım yazmış ama bu tabii ki biz mağaza olarak bizim sorunumuz değil. Kargonun sorunu. Kargonun sorunu yüzünden biz de bir yıldız almış olduk. Hemen buradan çıkıyorum. Tekrardan trend yol panelime giriyorum sizler için. Buradan Çıkıyorum tekrardan ana sayfaya tıklıyorum. Ana sayfada hemen burada bugünkü satışım, son bir haftalık satışım ve son 30 günlük satışım bulunmaktadır. Bunları da buradan bakabiliyoruz. Menüye tıklıyoruz. Menüye tıkladığımızda aşağıda değerlendirmelerim var. Değerlendirmelerime tıkladığımızda burada ürünlerin değerlendirmelerine bakıyoruz. Ve müşteriler bizi çok şey yapıyor. Değerlendirdiği için, yorum verdiği için, eksiklerimizi söylediği için biz burada kendimizi değerlendiriyoruz. Bir müşterimiz çok güzel, çok beğendim. Üç tanesi çıkmıyordu, biraz törpüledik, çok iyi oldu. Bundan sonra kargıladığımız ürünlerde genellikle bu girip çıktıklarına rahat bir şekilde bakıyoruz. Mıknatıslarına çok rahat bir şekilde bakıyoruz ki müşterilerimiz mağdur olmasın diye. Buradan çıkıyorum, şu an ana paneldeyiz. Anlatacaklarım bu kadar. Operasyon riski normal. Anlatacaklarım bu kadar. Ürün yüklemeye geçmek istiyorum. Ürün tıkla. Burada ürün yazıyor tıklıyoruz. Tekil ürün oluştura tıklıyoruz. Burada ürünümüzün özelliklerini yani başlığını yazmamız lazım. Müşteriler ürünümüzü nasıl görecek? Ben KUKA yükleyeceğim. KUKA tespit büyük boy. Ondan sonra eski işlemeli doğal KUKA tespih. Zaten epey yüklediğim için çıkmış. Hemen burada açıklamayı sizi bekletmemek için yazdım. Açıklamaya ürünün özelliklerini ondan sonra ürünün neye faydası olduğunu, nasıl kullanıldığını, her şeyini yazdığınızda müşteri biraz daha rahatlamış oluyor. Model kodu benim 4 ile başlıyor. Genellikle 9 haneli ya da 12 haneli falan yapıyorum. Hemen buradan marka seçimi diyor. Kendi markamız oluyor burada. Herkes kendi markasını oluşturuyor. Markanız eğer burada çıkmazsa tam marka ismini yazmanızı öneririm. Benim markam Mos Tespi olarak, Mos olarak çıktı. Hemen markama tıklıyorum. Burada kategori seçimi var. Mesela ne satıyoruz? Tıklayacağız burada. Ağdadan tutun, abajur, Abaküs, ada çayı, 3D yapboz, 3D yazıcı. Ben ne satıyorum? Tesbih satıyorum. Hemen tesbihi tıkladığımda tesbih ilk başta çıkıyor. Buna tıklıyorum. Ondan sonra satış bilgileri var. Satış bilgilerini tıkladığımızda ürünümüzün öncelikle rengini yazmamız gerekiyor. Kahverengi ise kahverengi, kırmızı ise kırmızı onu yazmadan bizim ilerlememize izin vermiyor. Benim ürünüm çok renkli çünkü işlemeleri falan olduğu için çok renkli. Buraya çok renkli yazıp virgüle basıyorum. Hemen alt sıraya geçiyor. Benim fotoğraflarımı açıyor. Fotoğraflara giriyorum. Şeyden galeriden seçliyorum. Buradan fotoğraflarımın 4 tanesini seçiyorum. Hemen ürünü Hemen ürünü yüklüyor burada. Ürünü burada fotoğraflarını yüklemiş oldu. Daha demin gösterdiğim şekilde fotoğraflarını çekildim. Barkod sistemi benim mağazamın tanıyabileceği bir barkod. Rastgele giriyorum bunu. Buradan hemen tekrardan rastgele giriyorum. Siz kendinize bir barkod bir de satıcı stok kodu oluşturduğunuzda rahat edersiniz. Ürünün piyasadaki satış fiyatı. Aslında bundaki amaç kaç paradan kaç paraya düştü? Trend yolu özel kaç paraya satılıyor gibisine. Ben 2089 TL 99 kuruş yapıyorum. Bunu yapmamdaki amaç da 99 kuruşlarda kurumsal olduğunu belli ediyor. Buradan 1089 lira 99 kuruşa bu ürünü satıyorum. KDV'si. Bu ürünün KDV'si %20. 20'yi tıklıyorum. Stok kodu elimde sadece bir adet olduğu için onu bir adet olarak giriyorum. Kaydet diyorum. Hemen ürün özellikleri geliyor. Ürün özellikleri özelliklerine tıklıyorum. Metal nedir? Benim tespihim metal gümüş kaplama. Gümüş kaplamaya tıklıyorum. Taş cinsi diyor. Yani ürünümün taşı özelliği nedir? Burada sizlere de bunları soracak. Benim ürünüm ağaçtan yapılma olduğu için ağaç tıklıyorum. Burada koleksiyon yazıyor. Koleksiyona tıklıyorum. Koleksiyon buzunuz. Buzunuz buzunuz. Sensin buzunuz. Burada sürdürülebilirlik detayı sürdürülebilir mi? Ağaç olduğu için sürdürülebilir. Bunu tekrardan işlem yapıp kullanılabilir. Ortamı diyor. Ortam günlük kullanıma uygun ya da buzunuz buzunuz diyorum yine ben. Oradan ek özellikler. Ek özellikler yok benim şeyimde, tespihimde. Ama sizde ek özelliği varsa ona tıklayabilirsiniz. Yaş grubu. Ben bu tespihi yetişkin gruplarında satıyorum. O yüzden yetişkin tıklıyorum. Paket içeriği diyor. Pakete tıklıyorum. Benim ürünüm bir tane olduğu için tekli diyorum burada. Aşağı iniyorum. Desen falan elimde olmadığı için yani teslimde deseni falan olmadığı için düz diyorum. Bundan sonra ürünü kaydet diyorum. Eksik alanları doldur. Bir tane eksik alan bıraktım çünkü teslimde yoktu. Yok sayıp devam ediyorum. Ondan sonra onaya gönder diyorum. Onaya ürünümü gönderiyorum. Daha demin ürünü onaya gönderdiğimizde sıkıntı olmuştu. Şimdi tekrardan onaya gönderiyorum ürünü. Bu şekilde tebrikler. Ürününüz onaya gönderildi diyor. Bu kadar basit. Tekrardan yeni ürün yükle dediğimizde tıkladığımızda ürün şeyleri çıkıyor. Buradan rahat bir şekilde ürün yükleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.